Öncelikle kadastrosu yapılacak yer ilgili kurumlarca en az bir ay öncesinden ilan edilmek suretiyle duyurulur. Sonrasında kadastro yapacak ekip kurulur. Bu kadastro ekibi en az iki kadastro teknisyeni, mahalle veya köy muhtarı ve üç bilir kişiden oluşur. Akabinde bir üstü olan kadastro komisyonu kurulur. Kadastro komisyonu, kadastro müdürü veya yardımcısının başkanlığında bir kadastro üyesi ve itirazın mahiyetine göre kontrol mühendisinden veya tasarruf kontrol memurundan oluşur. Aynı zamanda kadastro yapılacak alanda bulunan diğer yerleşim yerleri sınırlarının tespiti yapılır. Kadastro çalışmalar alanında orman olup olmadığını orman müdürlüğünce ya da kadastro ekibince tespit edildikten sonra kadastronun net sınırları belirlenir. Mahkemelerden kadastro yapılacak yerlerde mülkiyete yönelik açılmış devam eden davalar varsa onlar istenir. Yine kadastro yapılacak bölgede önceden verilmiş belgeler ve kayıt altına alınmış edinimler varsa bunlar tespit edilir. Bu belge örneklerine kısaca baktığımızda tahrir defterleri, tapu tahsis belgeleri, muhtar senetleri, vergi kayıtları, yoklama kayıtları, nüfus kayıtları, tasarruf ilmi haberleri, temessük senetleri gibi belgelerdir. Ekranımızda 3 tane örnek belge görünmektedir. Bu 3 örnek belgeyi şunun için koydum arkadaşlar. En sık karşımıza çıkacak belgeler bunlardır. Bunları hakkında biraz bilgi vermekte fayda var. Öncelikli olarak tapu tahsis belgesinden başlamak istiyorum. Tapu tahsis belgeleri genelde 400 metre bir alan ile sınırlandırılır. Devlete ait olan bir yeri uzun zamandır kullanan kişiye hakkını belgelemek için devlet tarafından verilir. Çok büyük alanlar için düzenlenmez. Kadastro çalışmaları sırasında tahsis belgesi yerine tapu verilmek suretiyle tapuya dönüştürülür. Bir diğeri muhtar senedi. Muhtar senedi tapusu olmayan lakin uzun zamandır bir kişinin muhtesinde kalmış, bir şekilde evveliyatında burası sahiplenilmiş ve etrafındaki insanlarca bu durumun kabul edilmiş olan bir gayrimenkul bir başkasına satılması halinde muhtarın da bu işe şahitlik ederek düzenlediği belgelerdir. Bu tapusu olmayan yerler için geçerlidir. Bazen devlet toprak dağıtımı yapıyor ama henüz tapu vermemiş oluyor. İşte bu tür durumlarda toprağa dağıttığı A kişisi henüz tapusunu almamış oluyor ama burayı muhtar senedi suretiyle satabiliyordu. Bu belge kadastro yapım çalışmalarında ilk kişinin adından bu senede sahip kişinin adına direkt tapu çıkartılmasını sağlar. Burada dikkat edilecek husus tapu olmayan yerlerde kadastro çalışması aşamasında işe yarar olmasıdır. Tapusu olan yerlerde ise muhtar senetleri pek itibarlı belge sayılmaz. İşlemlerin tapudan yapılması beklenir. Bir diğer örneğimiz de örnek bir vergi yoklamasıdır. Bu belgeler de kadastro çalışmaları sırasında toplandıktan sonra artık kadastro çalışmalarına başlanır ve tutanaklar düzenlenir. Tutanaklarla sınır tespitleri kesinleştirilmedikleri yerler komisyonlara havale edilir. Kadastro ekibinin bir üstü olan kadastro komisyonuna havale edilir. Sorunun çözüm olması açısından. Eğer komisyon da bu durumu çözemezse işi sırf kadastro olan kadastro mahkemelerine konu intikal ettirilir. Konu kadastro mahkemesine de intikal ettirdikten sonra bütün çalışmalar bittikten ve itirazlar mahkeme neticeleri geldikten sonra yapılan kadastro askı ilan cetveli düzenlenerek bir ay süreyle ilan edilir. Ekranda bir kadastro tutanağı örneği görülmektedir. Edinme sebebi kısmında adına tapu yazılan kişiye bu tapunun neden yazıldığı, nereden hak sahibi olduğu detaylıca yazılır. Bu belge tapuya gönderildiğinde ona göre de tapu düzenlenir. İlerleyen zamanlarda muvazzalı bir durum olursa da tapu işlemlerini bu tutanaklara bakmak suretiyle halleder. Şimdi askı ilan cetveline biraz bakacak olursak.
Bir ay boyunca askı ilan cetvelimiz askıda kaldıktan sonra itiraz olmaz ise kadastronun kesinleşmesi sağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar tapuya gönderilerek kadastronun tescilinin yapılması sağlanır. Sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak tapu tesciline itiraz olunamaz ve dava açılamaz. Tashih davaları bu süreye tabi değildir. Yani mülkiyet hakkı sahibinin adı, soyadı, baba adı gibi kimlik bilgilerinin kaydında eksik veya hatalı işlemlerin olması durumunda açılan düzeltme davaları bu 10 yıllık süreye tabi değildir. Kadastro bu şekilde yapılıp tapuya tescili de sağlandıktan sonra artık taşınmazların mülkiyetleri ve hakları ilgilisini bulmuş demektir. Bu saatten sonra taşınmaza yönelik yapılacak her türlü işlem, alım, satım, ifraz, tevhid, cins değişikliği gibi birçok işlem yürürlükte olan resmi mevzuatlara göre yapılmak zorundadır. Oysa kadastro yapılırken düzenlenen bu tutanaklar sayesinde prosedürü çok ve zor olan işlem safhalarına gerek kalmadan netice alınabilmekteydi. Özellikle burada kadastronun yapılırkenki bazı uygulamalardan bahsetmekte fayda görüyorum.